Eski bir Roma kanunu, bir adamı zehirle öldürmek, kılıçla öldürmekten daha ciddidir der. Giulia Tofana, 17. yüzyılın en ünlü seri zehirleyicisi olarak kabul edilir. Ancak bazı çağdaşlarına göre muhtemelen mutsuz veya istenmeyen bir evlilikten kurtulmayı teklif edebilen tek kişiydi. 1620'de Palermo'da çok fakir bir mahallede dünyaya gelen ve annesi Tofana kocası Francesco'yu öldürmek suçundan 1633'te idam edildikten sonra yetim kalan Giulia, hayatta kalabilmek için çeşitli erkeklerle ilişki kurmaya başladı. Uzun süre vücudunu satarak geçimini sağladıktan sonra okuma yazma bilmeyen Giulia, hayatını değiştirecek bir formül elde etmek için şifalı otlar ve tozlarla deneyler yapmaya karar verdi. Eczacıların çalışmalarıyla sürekli ilgilenen, şifalı otlarla çok zaman geçiren ve minerallerin sırlarını öğrenen güzel bir kızdı. Ve belki de annesinin olan formülü daha mükemmel hale getirerek Perugia suyu ya da Napoli suyu olarak bilinen Tofana suyunu yarattı. Karışım, su, arsenik, anhidrit, kurşun talaşları, antimon talaşları ve hala bilinmeyen miktarlarda belladonna meyvelerinden çıkarılan meyve suyunu içeriyordu. Elde edilen zehir tatsız ve kokusuzdu. Bu nedenle tespit edilmesi imkansızdı ve tek bir şeye dikkat etmek gerekiyordu. Günde birazcık vermek, ateş ve kusmaya neden olmak ve insanları ölümün doğal olduğuna inandırmak. Öldürücü olmasına rağmen karışım, şüphe uyandırmadan yemek sırasında kurbanlara sunulabilirdi. Kısacası mükemmel bir suç için ideal bir iksirdi. Tarih belgelerinde ilk olarak 1632'de ortaya çıkan Tofana suyunun ilk dozunun semptomları yaygın bir grip semptomuna benziyordu. Ancak ikinci dozda semptomlar önemli ölçüde kötüleşiyor, kusma, dehidrasyon, ishal ve sindirim sistemi boyunca yanma hissine sebep oluyordu. Üçüncü veya dördüncü doz genellikle kurbanı öldürürdü. Tofana suyunun ilk dozlarının sirke veya limon suyu verilerek iptal edilebileceğine inanılıyordu. Ancak dördüncü dozda vücutta biriken arsenik ve kurşun miktarı neredeyse kesin olarak ölüme neden oluyordu. O yıllarda erkeklere tanınan sınırsız güç, kadınların sık sık anlatılmamış tacizlere maruz kalması anlamına geliyordu. Toplumda hiçbir konumları yoktu ve durumlarını iyileştirmek için çok az fırsatları vardı. Ya evlenebilir ve kocalarının kendilerine iyi davranacağını umabilirler, bekar kalabilir ve hayatta kalmak için fahişelik yapabilirler ya da dul olabilirlerdi. Kocan iyi bir adamsa o zaman şanslıydın, değilse o zaman herhangi bir sonuç olmadan yıllarca istismara katlanmak zorunda kalabilirdin. Bunun gibi çoğu durumda bu kadınlar için ölüm tek çıkış yoluydu ama kendi ölümleri değil. Erkeklerin karıları üzerinde tiran olarak hükmettiği, güçlü iş ittifakları kurmak için kızların satıldığı bu dünyada zehir suçu yaygındı. Çok daha yaşlı eşlerle görücü usulüyle yapılan evliliklerin mağdurları ve boşanamayacak durumda olan kadınlar, aşırı durumlarda çaresizlik ya da başka hesaplarla istenmeyen ya da şiddet uygulayan eşlerinden cezai yolla kurtulmaya çalışmışlardı. Giulia Tofana bu tarihsel bağlamda trajik bir rol oynuyordu. Kendini kötü evlilikler içerisinde kapana kısılmış hisseden kadınlara yönelik olan bu ticaret, yaşadığı gecekondu mahallesini terk edebilecek kadar onu zengin kıldı. 1650'de bir kadın, kocasına içerisinde Tofana suyu bulunan bir kase çorba ikram etti. Ancak kocası bir kaşık alamadan kadın fikrini değiştirdi ve yememesi için ona yalvardı. Durumdan şüphelenen adam, karısı yemeği zehirlediğini itiraf edene kadar onu dövdü. Yetkililer tarafından daha fazla işkence yapılması üzerine kadın, Tofana suyunu Giulia'dan satın aldığını itiraf etti. Bununla birlikte ticareti keşfedilme riskiyle karşı karşıya kaldığında Giulia, sevgililerinden biri olan keşiş Girolamo'nun yardımıyla Papa 8. Urban'ın görkemli ve yozlaşmış şehri Roma'ya gitme teklifini kabul etti. Trastevere'de ikamet etti ve bir süre burada sessizce yaşadı. Güzel bir konağa yerleşti ve geçmişi geride bırakmaya çalıştı. Şimdi zarif kıyafetler giyiyor, arkadaş çevresini genişletiyordu. Giulia, Romalı bir arkadaşıyla yaptığı konuşma sırasında Palermo ticaretinin yeniden canlanabileceği ihtimalini fark etti.
arkadaşı kocasının tacizlerinden şikayet edince Julia, su formülünü tekrar satmaya başladı. Ve burada annesi ve kızı Manna di San Nicola pazarı yaratmayı başardı. Minerva'daki eczacı keşiş sevgilisinin bir akrabası ile iksir için şifalı otları elde etmek zor değildi. Ancak daha da enteresan olanı tofağın suyunun pazarlanma şekliydi. Genellikle lekeler için popüler bir iyileştirici merhem olan Bari San Nicola'nın mannası olarak etiketlenen bir şişe veya toz kutusu içinde geliyordu. Ve böylece kadın şifon yerindeki diğer losyonlar ve parfümler arasında öldürücü iksir gizlenebiliyordu. Kocalar karılarının güzellik formüllerinin ölüm fermanı olduğu konusunda habersizdi. Şişeyi sadece sahibi tanıyabilir ve gerektiğinde diğerlerinden ayırt edebilirdi. Hiç kimse parfüm şişelerine benzer, zarif bir şekilde dekore edilmiş şişelerin içinde korkunç bir öldürücü maddenin saklandığını hayal edemezdi. Ani ölümün yaygın olduğu çağda zehir doğal sebeplerden ayırt edilemediği için otopsi yaparken cerrahlar tarafından tespit edilemiyordu. Kadınlar Julia'nın hizmetleri konusunda ağızdan ağıza tavsiyeler alıyorlardı. Julia'nın gizli falcılar ve kurnaz kadınlardan oluşan ağı aracılığıyla toplumun her kesiminden kadınlara bu ürün özel olarak satıldı. Tekrar güzel ve bekar görünmek isteyen herhangi bir kadın için yüz kremi gibi reklam yapıldı. Eczacı dükkanından bir yeraltı suçluları çemberi başlattı. Bilmeyenler için işi kozmetikti. Kadınların güzelliğini artırmak için tozlar ve sıvılar sattı. En çok zehir tedarik etmesiyle ünlü olmasına rağmen birçok kara borsa eşyanın satışını da gerçekleştiriyordu. Hatta alternatif tıbbi imkanlar sunan bitkiler satmasının ardındaki asıl amaç, müşterilerinin medeni durumuna ilişkin içgörü kazanmaktı. Kadınlar diğer sattıklarına sadık olurlarsa, belki de potansiyel olarak berbat bir evliliğe nihai bir çözüm bulmakla da ilgilenebilirlerdi. Ürünleri ya sadece kendi tanıdıklarına ya da geçmiş müşteriler tarafından tanınan kadınlara satıyordu. Başarı hemen geldi ve kısa sürede Julia küçük bir imparatorluk kurarak çok zengin oldu. Ürünün satışı neredeyse tamamen yanlış evliliklerde kapana kısılmış hisseden kadınlara ayrılmıştı. Ve bu da kârın ötesinde Sicilyalılar tarafından sempatiyi de beraberinde getirmişti. Julia'nın Roma'daki hayatı yeni ölümcül dönüm noktasına kadar yaklaşık 20 yıl büyük sarsıntı olmadan geçti. Halk tarafından sevilirdi. Özellikle de yardım ettiği hem güçlü hem de fakir kadınlar tarafından. O kadar popüler oldu ki yerel yetkililer tarafından dolaylı olarak korundu. Ancak zehirli işi sonunda keşfedildi ve onu kaçmaya zorladı. Zehir kaçakçılığı Cherry Kontesi'nin alınan talimatlara aykırı olarak tüm zehir şişesini kocasının çorbasına boşaltmasıyla sona erdi. Çünkü kocası hemen hayatını kaybetmişti. Bu durum akrabaların şüphelerine yol açınca soruşturmalar kısa sürede gözleri tofano suyuna çevirdi. Kızıyla birlikte kiliseye sığındı. Ancak kısa süre sonra Roma'daki bazı kuyuların suyunu zehirlediğine dair söylentiler dolaşmaya başlar başlamaz sığınma hakkı iptal edildi. Yetkililer kiliseye baskın düzenleyerek Julia, kızları Girolamo ve 3 yardımcısını yakaladı. Davası şehirde çok popüler oldu ve sözde cadı için acımasız bir av başladı. Hapsedilen ve işkence gören kadın 1633 ila 1651 yılları arasında yaklaşık 600 adamı öldürmeye yetecek kadar zehir sattığını itiraf etti. Onlarca müvekkili Porta Cavalleggeri'deki Engizisyon binasında mahkum edildi. Julia 5 Temmuz 1659'da Campo di Fiori'de çıraklarıyla birlikte idam edildi. Julia'nın alt sınıf müşterilerinin 40'tan fazlası idam edildi. Üst sınıftan kadınlar ya hapsedildi ya da kozmetiklerinin aslında zehir olduğunu asla bilmediklerinde ısrar ederek cezadan paraları sayesinde kurtuldu. Tofano suyu, Julia'nın ölümünden sonra en az bir yüzyıl boyunca İtalyan yarımadasında dolaştı. Bazı kaynaklara göre Mozart, birinin kendisine tofano suyu vererek onu öldürmeye çalıştığına ikna olmuştu. Zehir gerçekten bir kadının silahıysa, onu Julia Tofano gibi kimse kullanamamıştır. Bu Sicilyalı kadın gerçekte kimdi? Sadece güzellik ve yetenekle donanmış, Papalık Barok Roma'sında vicdansızca hokkabazlık yapan
ahlaksız ve belirsiz kökenlere sahip hevesli bir fahişe mi, yoksa kendi tarzında, yasaların erkekler tarafından yapıldığı bir dünyada, çoğunlukla istismar ve şiddet mağduru olan kadınların umudu olup, bir tür cezai dengeyi yeniden kuran bir isyancı mı? Sonuç olarak Julia, istenmeyen koşullarda kapana kısılmış birçok kadının kahramanı oldu.